Şimdi kaldıkları yerden devam etmesini istediğimiz ama ilk maçta kaldıkları yerden devam edememesine rağmen bu akşam Medipol Başakşehir'in dönüşünü gördük. Onlara bir bağlanalım. İsrail'e bağlanacağız şimdi. Yasin, Netanya kentindesiniz herhalde değil mi? Oranın turistik olarak en güzel bölgelerinden biri Netanya ve çok da iyi taraftarı olan bir takımdı Netanya. Oradan turu çıkarmak o kadar kolay değildi hele ki geçen haftaki skordan sonra ama tecrübesiyle, deneyimiyle, en önemlisi de geçen yılki görüntüsüne yakın futboluyla bunu başarmayı bildi. Medipol Başakşehir ve Emre Belezoğlu şimdi Yasin Dallı'nın yanında. Sözü sana bırakalım Yasin. Çok teşekkürler sevgili Erdoğan Arıkan. Evet, Netanya tatil şehri ama biz tatile değil tura geldik ve Allah'ın izniyle turu aldık ve dönüyoruz. Emre Belezoğlu hocam da ilk takım geldiğinde otelde lobide oturduk. Bir fotoğraf çekildik. Sevgili Yusuf'a gönderdim fotoğrafı, bilmiyorum paylaşacak mı? Hocama dedim ki o esnada, hocam fotoğraf çekilirken konuşuyorum bir taraftan. Dedim ki hocam eğer turu geçersek otelde röportaj yapacağız. Hocam da sağ olsun. Sevgili Gökhan da yardımcı oldu bize. O da hemen yanımızda. Medya sorumlusu arkadaşımız. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Seri başıydık sözde ama nasıl seri başıydık bunu da anlamadım. Çekilebilecek en zor rakiplerden biriydi baktığımızda. Tabii Çok diri bir bu takım. yani özellikle tabii dışarıdan bakıldığında İsrail takımlarının bilmiyorum Türkiye'den bakıldığında görüntüsünü biraz zayıf takımlar olarak algıladılar, gördüler. Ama dün Olympiakos'u 4 farkla yenen takım Netanya'nın bir üstünde ligi bitirdi. Netanya da geçen hafta Süper Kupa'da onların üstünde olan takımı eledi. Buradaki farklı bir sistem var Avrupa Kupaları öncesi hazırlığında. Sert bir takım, genç bir takım, diri bir takım. Aslında bugün biz turu geçtik. Mutluyuz ülke puanına hizmet etmek. Bu anlamda yani Başakşehir'in zaten her zaman hedefinde Avrupa Kupalarında oynamak var. Benim de ilk Avrupa Kupası elemem, Ve ilk galibiyetiniz. ilk galibiyetim. Yani İlk bunlar turu. mutluluk verici şeyler tabii ki sonuçta sonuçlar değerli ve önemlidir. Ama ben daha yolun başında olan bir teknik adam olarak söyleyebileceklerim daha gerçekçi yaklaşmak olmalı oyuna. Yani oyunun açıkçası çok memnun değilim. Oyuncuların isteğinden, arzusundan, mücadelesinden çocukların hepsi elinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün işte sizle beraberdi. 40 dereceye yakın bir hava, inanılmaz bir nem var. Burada top oynamak Vallahi gerçekten Gökhan çok formayı zor. rica edeyim. Bilgilerin forması, forma ağırlaşmış hocam nemden. Ay, Maçtan sonra inanılmaz, inanılmaz bir hava vardı. yani Yani biz çocukların durduğumuz hepsi, yerde yani hava şartları ne olursa olsun, saha şartları ne olursa olsun bizim bir oyun planımız var, organizasyonumuz var ve kalitemiz var. evet hocam Açıkçası yani ben oyuna başlangıç itibariyle memnunum. İlk yarı nispeten daha iyi gibiydi ama ikinci yarı hem pozisyonları değerlendirmek adına hem de rakibe oyun hocam süresi vermek bir adına. çamaşır makinesinden çıkmış gibi şu an. Evet. Yani şu forma şu an Biglia'nın forması, maç forması sevgili izleyiciler, sevgili Erdoğan Arıkan. Yani çamaşır makinesinden yarım çıkarmışsın, almışsın gibi Evet, bildiğin çok su. ağır. Çok teşekkür ederim ona tabii forma için. Şimdi hocam tabii... Zor. Yani kolay değildi bu tur. Yani dışarıdan öyle bir algı oluşturuldu ama çok zor bir takıma karşı oynadı. Gerçekçi olmak lazım. Ligin başlamadığı bir süreçte bu tarz takımla oynamak gerçekten kolay değil ve biz isterdik ki daha net takımlarla hazırlık maçları yapalım. Birazcık seviyemizin altında takımlarla hazırlık maçlarına başladık. Üstüne sadece bir Konya ve Antalya maçıyla hazırlanarak geldik. Yani takım daha aslında hazırlık döneminde. Hocam tabii bu arada Konyaspor da turu geçti. Onları da Konyaspor'u da tebrik kutlayalım. ederiz. İlhan Hoca'yı ve takımını tebrik ederiz. Dün Fenerbahçe elenmişti ama tabii UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ülke puanı anlamında çok önemli. İki galibiyet bu akşam aldıklarımız çok önemli. Şimdi hocam iki tur daha geçmek gerekiyor. İzlanda ekibi kaldı. Aslında o da yani bilmiyorum kapalı kutu İşte ama bugün 40 İzlanda ekipleri dereceden de haftaya 3 dereceye gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani iki tane farklı Avrupa kupası için hedefimiz var ama bir İsrail'e geldik, bir İzlanda'ya gidiyoruz. Bakalım. Yani bir Avrupa'nın ortasında bir yerde oynamadık daha Avrupa kupalarına gitmek için. Ama her maç zor. Saha şartları orada sentetik. Zemin tabii ki bizim için farklı olacak. Onlar da bugün 2-1 yenilmelerine rağmen turu turu geçti. Sıradan geçtiler. avantajıyla geçtiler. Geçtiler. Bizim hedefimiz belli. Konferans
kupasında ilerlemek, gruplara kalmak. Bunu başarabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Takım daha net bir şekilde fiziksel anlamda hazır değil. Elinden gelen her şeyi yapsa da biz çok daha güçlü, çok daha iyi bir takımız. Bugünkü oyun haricinde her şeyden memnunum. Sezonun ilk resmi maçlarıydı hocam. Çok normal yani bu sonuçlar. Şimdi hocam tabii uzun bir maraton. Konferans ligi var, lig var. Kasımpaşa maçıyla ilgili başlayacaksınız. İşte İzlanda'dan maçtan sonra gecesi dönülmeyecek. Belki çok uzun yol ardından hemen lig. Bu anlamda takıma takviyeler de olacak mı? Çok merak edilen sorular da var. Onları da sorayım. Yani bilmiyorum önümüzdeki haftaya kadar yetişir mi ya da ondan sonrasında kalırım ama takviyelerimiz olabilir. Çünkü 3 günde bir maç oynuyoruz. İşte sizin de söylediğiniz gibi perşembe gecesi 5,5 saatlik bir yolla döneceğiz tekrar İstanbul'a. Pazartesi günü ilk maçımız var. Öyle düşündüğünüzde daha geniş, kaliteyi de muhafaza edecek bir kadroya ihtiyacımız var. Bir iki oyuncu da aramıza katılabilir. Özellikle forvet konusunda Sayın Süperöğüt ile yaptığımız röportajda Batshuayi'nin şartları şu an çok uygun değil ama şartlar oluşursa olabileceğini söylediği isimlerden biriydi. Batshuayi futbol severlerinde. Ön bölgeye oyuncu istiyorum. Ön bölgeye oyuncu istediğimizi yöntemimizle de görüştük. Mustafa Bey de biliyor. Farklı bölgelerde de oynayabilecek. Sadece bir santrafor olarak da görmemek gerekiyor. Ön bölgeye biraz daha bitirici ve net topa daha hükmetmemiz için ihtiyacımız olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hocam pas, ilk maçta şunu gördük. Bu akşam da zaman zaman gördük. Medipol Başakşehir pas oyunu çok iyi oynayan bir takım. Rakip biraz bozunca yani biraz saldırgan tırnak içinde söyledi, agresif olunca o biraz sıkıntı yaşanıyor gibi oluyor. Bunu aşmak için neler yapmak gerekecek ilerleyen süreçte? Tabii, ilk maçta da bu benzeri baskılar oldu ama çok daha net, daha doğru dağıldık sahaya. Daha hızlı oynadık özellikle ikinci yarıda. Bu maçta oyunun belli bölümlerinde buna karşılık verebildik ama çoğunlukla memnun olmadığım kısım zaten orası. Daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha hızlı oyuna hazır bir şekilde. Çünkü gerçekten iyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Her şeyden önce kendimizi, kendi analizlerimize de çok değer önem veriyorum ben. Gerek antrenmanlarımız, gerek kendi oyunumuz, maçlarımız. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bugün oyun anlamında zaman zaman iyi şeyler çıksa da genel büyük fotoğraftan memnun değiliz. Ama futbolun içinde bunlar var. Yani son dakikada golü kaçırdık. 2-0 bitecek maç geldi. Yandan bir ortayla belki 1-1 bitecekti maç. Uzayacaktı. Yani futbol her anını, her fazını oyunun doğru oynamamız gereken çok ciddi bir spor dalı. Bu seviyede artık Avrupa'ya geldiğinizde size o imkanı verdiler mi fişi çekmeniz gerekiyor. Yoksa her maç kendi içinde zorlukları barındırıyor. Ben takımın isteğinden, arzusundan memnunum. Bütün çocuklara teşekkür ediyorum. Bir daha üstüne basıyorum. Çok kolay gibi görünüyor dışarıdan. Ama çok sert bir lig var İsrail'de. Burada iyi takımlar var. İşte bütçesi 80-90 milyon euro olan Olympiakos'u dün söylediğim gibi hemen hemen benzer oyun oynayan takım 4 gol ile eledi. Yani bugün biz buradan çok gördüm ben bunu. Bugün şartlar bizim lehimize olmasa da benim takımım, inandığım oyuncularım çok daha iyisini yapabilirler. İnşallah da yapacaklar bundan sonra. Hocam futbolu bıraktınız, sağ kenarındasınız ama ben iki maçta çok yakınım size. Oyundasınız yani, oyunun içindesiniz. Yani vallahi kenardasınız, oyunun içindesiniz. Çok daha kolay benim için. Keşke oyunun içinde olabilsem ama artık 42-43 yaşına geldim. Ha, kenardasınız ama yani içeridesiniz yani o kadar. Yani kariyerim zaten futbolculuğumda da öyleydi. İçimden geldiği gibi birçok kez davrandık, birçok isteğimiz, arzumuz her zaman vardı. Bu da bize bazen hata da yaptırdı ama yani teknik adamlık konusunda daha önümde yol olduğunu düşünüyorum. Ama sahanın içinde takımla birleşmek, bütünleşmek hoşuma gidiyor. Onların beni net bir şekilde hissetmelerini kenarda istiyorum. Şu an benim adıma bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Hocam teknik adamlık deyince merak edilen konulardan biri de açıkçası ne zaman sağ kenarındasınız ama örneğin işte bu röportajı burada yapıyoruz. Bu konuda bir açıklama yaparsanız son durum nedir? Evet. Şimdi biz de tabii ki bizle beraber çok şükür ülkemize pro lisans diye bir kavram yerleşti. Sebebi de birazcık biz olduk, birkaç tane yeni teknik adam. Şimdi benim bir kere kulübede bulunmak için lisanslarım var. Yani insanların oluşturmak istedikleri bir algı var. Kimlerin bunu yapmak istediğini de bilmiyorum ama herkes futbol oynarken, tatilde gezerken ben lisanslarımı alabilmek için hem B hem A diplomamı alabilmek için hem güncelleme kurslarına katıldım federasyonun hem de A lisansımı almak için Fenerbahçe'de oyun döneminde 3 kere tatil yapmadım. Yani bir şeyleri konuşurken en azından bilgi sahibi olursak çok daha
hakkaniyetli olacak o. Herkesin bir fikri var. Ne yazık ki ülkemizde bazı konularda bilgisi olmayan insanlar da fikirlerini çok rahatça telafi edebiliyorlar. Bu benim bir rahatsızlığım. Bunu dile getirmeden yapamayacaktım. Onu da söyleyeyim. Ama pro lisans konusu değerli ve önemli bir konu. Eğitim aday olduğum, iyi bir teknik adam olabilmek için bu meslekte şart olan bir durum. Pro lisansı da almak istiyorum. Federasyonumuzdan bize gelen bilgiye göre de önümüzdeki ayda bir pro lisans kursunun açılacağı yönünde bir haber var. O kursun içinde olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'deki şartların içinde, yani futbol dünyasının içinde herkes futbolcuları konuşuyor, eksiklerini konuşuyor. Medya kendi içinde kendini eleştiriyor. Spor yöneticileri eleştiriliyor, teknik adamlar da eleştiriliyor ama bence geliştirmemiz gereken ülke futbolunun gelişimi içinde olmazsa olmaz bence teknik adam yetiştirmemiz gerekiyor, eğitmemiz gerekiyor. Bence Türk futbolunun en büyük eksiğinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Bunun için de inşallah önümüzdeki ayda davet gelirse federasyondan biz katılacağız. Hakkı kazandık çünkü. Kurs başladıktan sonra o sağ kenarındaki evet, pozisyon evet. Değişiyor tabii, mu hocam? Tabii. Zaten kursa gittiğiniz andan itibaren pro lisansı teknik adam olarak görülüyorsunuz ve kulübede birinci hoca olarak ya da işte Türkiye'deki neden bilmiyorum bu röportaj konusu çok gündeme geliyor. Maçla alakalı düşüncelerinizi maçtan sonra ya da maçtan önce dile getirebiliyorsunuz. Yani saygı duyuyorum. Herkes mutlaka karar alan kurumlarda, kişiler de mutlaka futbola hizmet etmek için bunu yapıyorlar ama bence olmazsa olmazı bu işin futbolun içinden gelmiş insanların çok daha önce eğitim alabilmesi için dizayn edilmesi gereken bir düzen var. Futbol oynarken de oyuncuların teknik adamlık eğitimi almak isterlerse desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum Futbol Federasyonu'nun. Ben geç bıraktım diye bundan mahrum kaldım. Ama ben geç futbolu çok sevdiğim için geç bıraktım. Erken bıraksaydım şu an başka bir konumda, pozisyonda burada olabilirdim. O yüzden Futbol Federasyonu'nda pro lisans için bence bir kurulu olmalı. Eğer senede 20 kişiye veriyorsa bu, o değecek, edecek tabiri caizse, kendilerince uygun gördükleri, potansiyeline inandıkları teknik adamlara bu lisansı vermeliler. Biz de beraber böyle bir kavram oluştu Türkiye'de pro lisans diye. İnşallah ben de alırsam herhalde belki ileride bu çok konuşulmaz diye düşünüyorum. Bu mesajı da vermiş olduk. Mesaj açıklamada iyi oldu. Dediğiniz gibi yani çok konuşuluyordu, çok yorumlar yapılıyordu. Hocam Mesut çok soruluyor bize. Gidişat nasıl şu an? Hangi maçta resmi olarak kadroda görebiliriz? Durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesut tabii baktığınızda 4-5 aydır takımla antrenman yapmıyor. Kendi başına çalışsa da gerçekçi olmak lazım. Önünde bir 20-25 günlük süreci daha olacak Mesut'un hazır olmak adına. Biz de onu hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. O da elinden gelen her şeyi yapıyor. Gerçekten biz memnunuz Mesut'tan. Futbol oynamak istiyor. Mesut'la konuştuğumda kariyeri adına çok iyi bir başlangıç yaptı. Devamını getirdi. Ufak tefek dalgalanmalar herkesin kariyerinde olur ama sonunu iyi yapması gereken bir kariyeri olduğunu düşünüyorum. Mesut bu ülkenin evladı. Kendi tercihlerinden dolayı bu sıkıntıları yaşadı. Biz ona kapımızı açarken hiç şüphe etmeden kapımızı açtık ve onun çok başarılı olacağına, bize çok katkı vereceğine, bize iyi geleceğine, inşallah da bizim ona iyi geleceğimize inanıyorum. Önümüzde daha bir 10-15 günlük süreci var. Bir iki tane maçta da hazırlık maçı organize edeceğiz. Oynamayan arkadaşlar için öyle bir planlamamız da var. Onlar da oynadıktan sonra ligle beraber yavaş yavaş inşallah biz de beraber olmaya başlayacak. Hocam son bölümde de dilerseniz bir lig yorumu alayım sizden. Çünkü bir tarafta şampiyon ve takımı büyük oranda koruyan Trabzonspor, Fenerbahçe'de Jesus'la yeni bir dönem, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sene baştan yapılanma devam ediyor, yeni bir teknik adam ve Galatasaray'da Okan Buruk, yani Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü, şampiyon teknik direktörü Galatasaray'da. Buradan nasıl bir lig bekliyoruz? Medipol Başakşehir bu yarışın neresinde olacak? Yani geçen seneki senaryoya benzer bir lig olacağını düşünmüyorum. Yani çok daha önce kopabilecek bir lig olacağını düşünmüyorum. Tabii ki bu bizim değerlendirmemiz. Sonuç itibariyle sene başladığında hep beraber göreceğiz. Biz de olabildiğince bu saydığımız takımların arasında olmak için mücadele edeceğiz. İyi de bir kadromuz var. Kaliteli bir takımımız var. Böylesine zorlu şartlarda oynayıp maçları kazanmak da takıma özgüven getiriyor. Lige bizi hazırlıyor. Ama geçen seneki kadar şampiyonluk yarışının
1-1,5 takımla ilerleyeceğini düşünmüyorum. Daha zorlu bir lig olacak. Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da dahil olacak. Bizlerin de, Konya'nın da, Sivas'ın da, Antalya'nın da, diğer takımların da dahil olabileceği zevkli bir lig olmasını, sakatsız, kazasız, belasız, hak edenin sonunu getirdiği, şampiyon olduğu bir sene olsun inşallah. Ama yani kendi şahsi fikrim, geçen seneki senaryonun yaşanmayacağı bir lig olacak diye düşünüyorum. Başakşehir neresinde olacağım bu senaryo? Biz sonuna kadar zorlayacağız inşallah. Geldiğimiz günden beri hep söylediğim, her maçı kazanmak için iyi oyun, doğru strateji, doğru planlamayla, doğru organizasyonla kazanan bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bence geçen sene de bunu başardık. Bu sene de bunun meyvelerini bence alıyoruz. Ama halen gelişmekte, hala kendi adıma da gelişmekte olan bir teknik adam olarak görüyoruz, hatalar yapıyoruz, ondan dönüyoruz. Doğru gördüğümüz üstüne biraz daha geliştirmek adına hem oyuncu hem bizler gayret ediyoruz. İyi bir ailemiz var. Güçlü, küçük ama güçlü bir ailemiz var. Samimi bir ailemiz var. Başakşehir yine inşallah Türkiye'deki büyük takımları ligin 6. şampiyonu olarak yine onların arasında olmak adına elinden gelen her şeyi yapacak. Peki hocam, Okan, Buruk ve Jesus'u ayrı bir parantez açmak ister misiniz? Bir yorumda bulmak ister misiniz? Ya sonuçta Okan abi benim için dünyadaki en değerli 2-3 insandan bir tanesi. Benim çok zaman geçirdiğim, paylaştığım, çok şey olan abim, dostum. Yani onun hep başarılı olmasını isterim. Hak ettiği bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ona başarılar diliyorum. Hem çok değerli hem de bence çok önemli bir futbol adamı. Böyle bakıldığında onun da iyi olmasını gerçekten yürekten istiyorum. Fenerbahçe'de bizim kulübümüz. Yani başında evet, değerli bir teknik adam var, tecrübeli bir teknik adam var. Enerjisinin de bence Fenerbahçe'ye uyduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de olmayan ne yazık ki senelerdir sabır kavramının daha da yerleşmesi gerekiyor. Ki Fenerbahçe bunu sürekli hale getirsin, güvenilir hale getirsin. Zeminin bu kadar kaygan olması, bu kadar güvensiz bir ortamın olması çok iyi bir teknik adam içinde ya da çok iyi bir kadro içinde, yapılanma içinde çok doğru durmuyor. Sabırsızlık hala var gibi geliyor bana. Dışarıdan gördüm tabii ki, bu geçmişte içindeydim. Ama dışarıdan net bir şekilde sanki biraz sabırsız bir ortam var Fenerbahçe için diye düşünüyorum. Hocam kapatacağım yayını ama özellikle transfer konusunda şöyle sorayım, bakıyorum yorumlara da. Fenerbahçe özelinde veya işte yine Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi düşünmeyen oyunculardan sürpriz bir transfer olabilir mi Başakşehir'e? Yani açıkçası Türkiye Ligi'nden böyle bir hedefimiz yok ama çok güncel, yani dinamik bir süreç bu. Farklı farklı oyuncular bir anda gündeme gelebilir. Değerlendireceğimizi düşündüğümüz bir oyuncu gelirse olabilir ama şu an için bizim ilgilendiğimiz oyuncular birazcık daha yurt dışında oynayan oyuncular özelinde. Birkaç oyuncuyla görüşmemiz var. Onun dışında Türkiye'den herhangi bir oyuncuyla hiçbir zaman bir görüşmemiz olmadı yani son dönemde. Bir flash isim verseniz de şu an gecenin bu saatinde manşet yapsak ne güzel olur. Sana bir söz verdim de gecenin bu saatinde bak, daha hanımla çocuklarla konuşmadan şey, galibiyeti kutlamadan sen de röportaj yaptın. Çok teşekkür ederim hocam. Erdoğan abi bir sorusu olacak, Erdoğan Arakan'ın. Erdoğan abi. Bakalım ses gelecek kulağınıza. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Erdoğan Arakan. İyi akşamlar diliyorum. Emre hocam duyacak sizi direkt. Şu anda duyabiliyor herhalde. İyi akşamlar. Beni çok sormuşsun galiba ilk maçta. Emre'yi göremiyorum kulübede diye. Emre hocam niye sordum onu biliyor musunuz? Karşındayım abi. Bütün Türkiye'de herkese, stüdyoya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Teşekkürler. İyi oldu karşı karşıya geldiğimiz. Neden sordum biliyor musun Emre hocam? UEFA yetkilisiyle görüştüm. Emre hocanın kulübenin dışına çıkmasında ve orada tek başına takımı yönetmesinde hiçbir sakınca yok dediler. Dolayısıyla da ben biraz daha orada seni daha çok ön planda beklediğim için bunu gündeme getirdim. Yoksa herhangi bir olay olduğu için ya da farklı bir düşünceyle bunu söylemedim. Sadece senin oraya çıkma hakkın daha çok vardı. Niyetlerimizle alakalı. Ve neden orada daha çok göremedik diye bunu gündeme getirdim. Özellikle geçen maçın ilk yarısında. Evet. Tabii birbirimize şakalaştığımızı düşündüğüm için rahatlıkla söylüyorum abi. Yani sizler de yıllardır bu mesleği icra ediyorsunuz. Çok tecrübelisiniz.
Teknik adamlarla yıllarca beraber oralardan maç anlattınız, yönettiniz. Yıllardır bu mesleği icra ediyorsunuz. Yani bizim lisansım gereği UEFA A lisansım olduğu için oradaki pozisyonumu UEFA birazcık daha netleştiriyor. Yani oradaki birinci hocanın pro lisans sahibi hoca olduğu, ikinci hocanın da birazcık daha birinci hocayla beraber koordineli bir şekilde hareket etmesini istiyor. Türkiye Ligi'nde birazcık daha bu anlamda bize rahatlıklar sağlanıyor. Ben yine kulübe birinci hoca olarak yazılsa da Edi Hoca, ben biraz daha kulübe önüne çıkabiliyorum ama UEFA bu anlamda özellikle o maçla alakalı bazı yazışmalarımız oldu. O yazışmaları binaen birazcık daha ben içeride kalmayı tercih ettim ama bugün biraz daha aslında daha Edi Hoca'ya daha yakındım. Bilmiyorum, maçı izlerken görmüşsünüzdür belki. Yani ben zaten sahanın kenarında da içeride yaşıyormuşum gibi hareket etmeye çalışıyorum. Bizim orada iyi bir ekibimiz var. Yukarıdan maçı izleyen arkadaşlarımız var. Televizyondan maçı izleyen arkadaşlarımız var. Orada dörtlü beşli bir konferansla beraber bana her 10 dakikada bir geri bildirim geliyor. Onun üzerine ekiple beraber bir değerlendirme yapıp sahaya o şekilde komutlar vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki o maç özelinde birazcık da UEFA'nın kriterlerine uygun hareket etmek. Sonuçta ülkeyi temsil ediyoruz. Bu anlamda biraz daha dikkat etmeye çalıştım diyebilirim. O zaman sorun yok. Hiçbir sorun yok. Zaten bu akşam her şey çok iyiydi. Takım da çok iyiydi. Ben çok beğendim Medipol Başakşehir'i. Tam oynanması gereken gibi oynadık. Sizin de dediğiniz gibi sert bir takımda önde basmayı seven ve en önemlisi de bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle oynayan bir takımdı. Tarık Üstün'ün de bir sorusu olacak hocam. Eğer izin verirseniz size biraz tutarsak çok iyi olur. Hocam tabii. Hocam tabii, estağfurullah, ne demek? İyi akşamlar. Bir kere tebrik ediyorum her şeyden önce. Hocam ilk önce tabii ki. Daha spesifik. Çok teşekkür ederim. Daha çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Daha spesifik iki soru sormak istiyorum hocam. Biraz da benim kişisel merakım tabii bu. Potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncu transfer ettiniz. Ya bana tabii göre potansiyelinin ucu açık. Münir'i kastediyorum ama kızıyorsunuz da zaman zaman anladığım kadarıyla. Konyaspor hazırlık maçı aklıma geliyor hemen. 30'da oyundan çıkardınız. Birinci sorum o. Yani potansiyelini nerede görüyorsunuz bu oyuncunun? İkinci sorum da, ya ikinci de isterseniz cevabını verin, ikinci sonra söylüyorum. Tamam olur Tarık abi. Şimdi şöyle, Münir hem istatistik olarak hem de bizim oyunumuzun karşılığında beklenti olarak çok aslında tabiri caizse nokta bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü oyunu kenara yıktığımızda o birebir özelliği olan ve ligdeki en yakın rakibine karşı bile 2-3 kat atmış, birebir de çok etkili bir kanat oyuncusu. Ondan beklentim çok yüksek ve çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. Buradan Başakşehir'den geçmişte Cengiz gibi, farklı diğer oyuncular gibi Avrupa'ya gidebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Potansiyeliyle alakalı söyleyebileceklerim bu. O maç özelinde de kızgınlığım değil, aslında onun ilk maçıydı daha. Biz ilk maçta bir 30-35 dakikalık süre ayırmıştık ona. Ondan dolayı öyle bir oyuncu değişikliği yapmıştım. Yoksa kızgınlığıma bağlı bir değişiklik değildi o. Birkaç driplingle tabii kaptırınca ben öyle zannettim hocam. Ama o riski alıyor. Bugün de bence gücü yettiğince elinden geleni oyunu force etti. Biz pasa dayalı bir oyun oynasak daha da etkili olabilirdi. Bugün birazcık kendi kimliğimizin dışında çok mücadele ettiler. Çok istediler, arzu ettiler. Doğru durdular. Çok aşırı, yani net pozisyon da vermedik gibi. Evet. Ama bizim oyunumuzun dışında bir şablon vardı bugün. Kendi oyunumuza, kendi gerçek kimliğimize döndüğümüzde onun da etkinliği çok daha artacak. Evet hocam, ben de aynı fikirdeyim zaten oyuncunun potansiyeliyle alakalı. Sizin de elinizin değeceğini tabii biliyorum. İkinci sorum çok kısa. Lucas Biglia'yı da transfer ettiniz. Biglia'nın oyun tarzıyla sizin futbolculuğunuzdaki oyun tarzınızı kıyaslarsanız benzetiyor musunuz? Ben çok benzetiyorum mesela. Tabii ben biraz daha farklı bir oyuncuydum ama oyun anlayışı olarak şu an Lucas'ın pozisyonunda ben de Başakşehir'de ve son dönemde Fenerbahçe'de bu tarzda oynadım. Çok zeki, çok ahlaklı ve futbolu gerçekten çok seven bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu transfer ettiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşları ilişkisi olsun, kendi liderliği olsun, yapısı olsun, çok önemli bir karakter. Ben çok memnunum, takım arkadaşları da, ekibim de onun bizle beraber olmasından dolayı çok mutluyuz. Benzer özelliklerimiz var. O da kaybetmeyi sevmiyor. İyi yaşıyor. Ben de 30 yaşından sonra iyi yaşadım. Kendime iyi baktım. Bu anlamda ben Lucas'ın aramızda olmasından dolayı çok mutluyum. Ondan da beklentimiz yüksek. Ama 3-4 günde bir maç oynayacağız. 3 kesildi mi? Sizde abi hocam. 3-4 günde bir maç oynayacağız.
O yüzden ona da diğer takım arkadaşlarına çok ihtiyacım var. Teşekkürler hocam. Şimdi teşekkür Emre hocam. Emre hocam bazı, çok şu an rejide kesildi. Yasin. Zaten yayının sonuna geldik. Tamam. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Ben bizi kırmadığınız gecenin bu saatinde. Ben teşekkür ederim. Zaten yarın inşallah beraber döneceğiz. İnşallah. Avrupa yolculuğu TRT Spor'da başladı. Sonu inşallah gruplar olur diyelim. İnşallah. Sevgili İnşallah. Gökhan Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii son. Ki hocam. Maçın ilk maçın son dakikasından sonra biraz sinirle beraber birkaç görüntü ortaya çıktı. Ben aslında çok futbolculuğumda geçmişte hataları yanlışları olan birisi olarak ve bunu da gerçekten samimice kabul eden birisi olarak eğer bizim maçımızı izleyen, gerçekten futbola değer veren ve futboldan keyif almak isteyen insanlara farklı bir şey düşündürttüysem, onları bu anlamda üzdüysem ya da bazılarını sinirlendirdiysem ben de bu durumdan çok mutlu olmadığımı söylemek istiyorum. Eğer bu anlamda yanlış anlaşıldıysam onlardan özür dilerim. İzleyenlerden özür dilemek istiyorum. Bunu da son cümle olarak söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Emre hocamla daha önce bizzat şahit olduğum bir olay. Gergin bir ortamda bir tepkisi olmuştu futbolcu zamanında. Bir maç sonunda kendisi bana geldi takım otobüsünün yanında. Çok net hatırlıyorum evet, hocam. Fenerbahçe stadında. Durumu izah etti. Ya işte o anda gergindik. Çok özür dilerim. Yani gerçekten buna şahit olan bir insanım. Teşekkür ederim. Ben gerçekten bizler de insanız. Mutlaka hata yapıyoruzdur. Yanlışlarımız da vardır. İnsanların ben burada samimi olan insanların, vicdanlı olan insanların affına sığınarak gerçekten bu cümlelerimi söylemekten geri durmamam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insanız, hatamız mutlaka olur. Ama böyle bir görüntü verdiğim için ben de çok mutlu değilim. Tekrar herkesten özür dilerim. İnşallah bir daha böyle bir görüntü vermeyeceğim kariyerim boyunca. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kulaklığımı alayım. Tabii kulaklığımı. Çok teşekkür ederim.